Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeniden bir Rocket League'de haber içeriğiyle karşınızdayım. Bugünkü konuşacağımız konu ise biliyorsunuz ki Rocket League'in Nissan Skyline paketi 4 yıl aradan sonra geri geliyor. Ben bunun duyuru videosunu çekmiştim ama siz dediniz ki abi detaylı videosu gelecek mi gelecek mi? Ben dedim tamam, siz bu haber içeriklerini seviyorsunuz, bir de detaylı video atayım dedim ve tekrardan detaylı video için sizlerin karşısına geçtim. Şimdi arkadaşlar, ilk başta her zaman olduğu gibi trailer'ı izleyeceğiz. Paket hakkında sizlere bilgi vereceğim. Üstüne konuşacağız, fiyatı nedir ne değildir diye. Ondan sonra kendi yorumlarımı katıp kapanışı yapacağız. O zaman çok uzattık, direkt videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de aşağıdan videoyu mutlaka beğenmeyi ve kanalımıza da hala abone olmayan arkadaşlar varsa 2-3 saniyelerini ayırıp abone ol butonuna basıp bir de zil butonlarını açarlarsa çok mutlu olurum. Onun dışında Discord grubumuza gelmeyi ve Instagram hesabımı da takip etmeyi mutlaka unutmayın. Discord'da da ayrı bir çıkış var. O zaman lafı çok uzattık, yeni gelecek Nissan Skyline ile alakalı bir trailer izleyelim. Sonra direkt olayımıza girelim. Şimdi trailer'ı izledik. Trailer'da bu arada arabalar uçaktan atlıyor. Bazınız diyebilir abi ne alaka arabaların uçaktan atlaması? Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Hızlı ve Öfke'nin son filminde arabaların uçaktan atladığı bir sahne vardı. Onunla alakalı bir bağdaştırma yapmışlar ve benim yorumumda da, benim bir videonun yorumunda da birisi yazmıştı. İşte Hızlı ve Öfke'nin filminin gelişiyle beraber bu paket de gelecek diye. O arkadaş da bu videoyu izliyorsa gerçekten çok doğru bir tahmin yapmış. Hatta onun da yorumunu muhakkak yansıtırım bulursam deyip şimdi buradaki notları okuyalım. 17 Haziran'da geliyor demiştik. İşte burada Hızlı ve Öfkeli, eski favoriler ve açık yola uygun yeni bir araba. Zaten arabaları görüyoruz. Dodge Charger. Bu arabayı anlayamadım ya, çıkaramadım. Zaten burada da hepimizin çok sevdiği Nissan Skyline var. Burada arabalardan bahsediyor tekrardan. İşte bahsettiğim gibi Nissan Dodge Charger ve Pontiac Fiero. Bak Pontiac bizde yoktu. Yani gelmemişti. Bizde Dodge'un farklı versiyonu gelmişti. Steam'den alanlar bilir o DLC'yi. 2 lira 3 lira bir şeydi zamanında. Ve bu paketin fiyatı 2400 kredi arkadaşlar. Şimdi buraya ayrı bir parantez atacağız sonradan. Ama ilk başta Pontiac'la başlıyoruz. Tekerleği var, okey, jantları var. Alev çıkartması, çizgi çıkartması. Bir ton çıkartma var, bunları okumayacağım. Yani özetle 2 teker, 1 araba ve tonlarca da çıkartma var. Bunların fiyatına sonradan geleceğiz. Ondan sonra Dodge Charger'ımız var. Burada da yine 2 tekerlek görüyoruz ve tonlarca çıkartma görüyoruz. Hop şöyle geri gelelim. Bunları da okumayacağım, sizi sıkmayıp devam ediyorum ve hepimizin çok beklediği Nissan Skyline. Zaten videonun da esas olayı bu olacak. Nissan Skyline'in kendisi geri geliyor. Jantları geliyor. 2 kalın çıkartma, 2 serin çıkartma, 2 tüp çıkartması ve burada yani okuyamayacağım kadar bir sürü çıkartma var. Bu arada dipnot olarak ekleyeyim. Bazınız diyecekler ki abi 2400 kredi çok, haklısınız harbiden çok, ama Epic Games mi yapmış artık bu güzelliği, Sonyx mi yapmış, kim yapmış bilmiyorum ama şöyle bir kıyak geçmişler. Arabaları tek tek alabiliyorsunuz. Arabaları tek tek alırsanız da 1000 kredi alabiliyorsunuz. Yani diyorsanız ki abi ben 2400 kredi vermek istemiyorum, İşte ben Pontiac'ı beğendim, ne bileyim Skyline alacağım sadece, ki çoğu insanlar sadece Skyline alacaktır, 1000 kredi bunları alabiliyorlar. Şimdi bakın, onun da notu burada. Bu 3 araba ayrı ayrı satılacak ve hali hazırda Dodge Charger ve Nissan Skyline'e sahip olanlar ve sadece işte eskiden satılmış eşyalara sahip olanlar için her bir araç 1 kredi karşılığında satılabilirken yükseltme 300 kredi. Yani diyorsanız ki siz abi benim Skyline'im var eskiden, işte ben çıkartmalarını da istiyorum, 300 kredi buraya paşa paşa veriyorsunuz. Onun dışında bir tane Tuna No Cross diye bir ünvan getirmişler, ücretsiz olarak alabiliyorsunuz bunu. Onun dışında böyle çok önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Burada bir tane Antiana'nın yeri Furiosa diye bir şey var, 200 krediye satılacakmış. Bunu tam okuyamadım ama bunu da bilgi olarak geçeyim. Oyuncu marşıymış, yani çok önemli bir şey değil ve olayımız burada
bitiyor. Özet geçeyim. 2400 kredi 3 arabayı birden alabiliyorsunuz. Diyorsanız ki ben 2400 kredi vermek istemiyorum, tek arabayı 1000 krediye alabiliyorsunuz ve mutlaka almadan önce de içerik mağazasından alacaksınız. Biliyorsunuz ki şuradan içerik üyesi destekli kısmından bakın ID Gal yazıp buraya ondan sonra tamam deyip ondan sonra arabayı alırsanız, yani seti alırsanız beni de desteklemiş olursunuz. Ben de bu sayede çekişler yapabiliyorum arkadaşlar sizlere, çünkü sizin kodlardan harcadığınızdan bana da %5 bir komisyon geliyor. Bunu da soruyorsunuz işte, abi sana ne geliyor, sana ne geliyor diye. Siz hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Benim kodumla eşya aldığınız zaman bana sizin harcadığınızın %5'i geliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi eleştiri yapma zamanın, bu paraya değer mi konusuna iki açıdan bakmak lazım. Bence birinci açı kesinlikle her bir arabayı böyle aynı anda alacağımız setin fiyatı olmalı. İkinci açıdan bakacaksak da tek tek satılan arabaların fiyatı olmalı. Şimdi ilk pencereden bakıyorum olaya. 2400 kredi evet çok büyük para, yaklaşık bir 150-160 Türk lirasına tekabül ediyor. Eğer Epic Games'ten takasını açmayıp ilk başta kredi alacak arkadaşlar için bu parayı paşa paşa vermek zorundalar. Ama bana diyorsanız ki abi sen bu paketi alır mısın eğer Nissan Skyline'in yoksa, paket halinde kesinlikle ama kesinlikle almam. Çünkü gerçekten 2400 kredi çok büyük bir para. Hem Rocket League için hem zaten ülkemiz şartları için de biliyorsunuz ki gayet büyük paralar. 2400 kredi yaklaşık 100-150 liraya tekabül ediyor. Bunlardan bahsediyoruz. Ama kesinlikle Nissan Skyline'i tek olarak 1000 kredi verip alırım. Çünkü araba gerçekten, ya bence oyuna gelmiş geçmiş en iyi araba. Hatta arabayı da şöyle belki görmemişler vardır, hani olur ya, onlar için de bir göstereyim. Bakın şuradan Kadir diye bir araba var, bu ne bilmiyorum. Şuradan damat, bakın Skyline. Bu arada bunu da okunduğu gibi kaydettim, onu da çok dalga konusu yapan arkadaşlar olmuş, ben böyle kaydetmeyi seviyorum. Şimdi araba bu. Böyle bir araba abi, gördüğünüz gibi araba gayet sade, aynı böyle Hızlı ve Öfkeli filmindeki o işte ikinci filmi oluyor, o Skyline'i direkt andırıyor ve gerçekten de araba bayağı iyi. Yani benim için kişisel yorumumu katıyorum buraya, oyuna gelmiş geçmiş net en iyi araba ve bence 1000 kredi verilip bu Nissan Skyline alınır. Ama tabii krediniz varsa, krediniz yoksa alınmaz. Fazladan krediniz varsa 1000 kredi verilip bu Nissan Skyline alınır. Ama onun dışında 2400 kredi verilip set alınmaz diyerek videoyu burada bitirelim. Skyline paketini sizlere özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan video beğenme ve kanala da hali abone değilseniz kanala abone olup Discord grubumuza katılıp ve Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Ve son olarak da dediğim gibi mutlaka Skyline paketini alacak arkadaşlar mağazada içerik üyesi destekli kısmından ID Gal kodunu kullanıp ondan sonra paketi alırlarsa sevinirim. O zaman şimdi yavaştan videoyu toparlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.